Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda aklınızı çelecek bazı sorular soracağım size ve bu sayede ev almak mı daha iyi yoksa kiralamak mı daha iyi bu konuda değişik senaryolar üzerinden kararımızı daha iyi bir şekilde vereceğiz. Birebir aynı iki ev için üzerinde düşünebileceğimiz bir senaryo geliştirmiştik hatırlarsanız. Tabi siz kendi yaşadığınız yerdeki fiyatlara ve piyasaya bağlı olarak farklı rakamlarda kullanabilirsiniz. Hatırlarsanız 1 milyon lira değerindeki bu evlerin kira durumunu karşılaştırdım ve size her yıl 40 bin lirayı havaya nasıl saçtığınızı gösterdim. Şimdi bu parayı öz sermayenizi yükseltmek için harcamadınız, evinizin peşinatını ödemek için de kullanmadınız. Peki ne oldu bu para? Cebinizden çıkan ve bir daha göremeyeceğiniz bir para haline geldi. Aslında bu 40 bin lirayı borç aldığınız paranın kirası olarak da görebilirsiniz. Zaten faiz dediğimiz şey de kiradır. Diyelim ki mal varlığınız var ve bu mal varlığınız nakit olsun. Nakdinizin kira bedeli aldığınız faizdir diyebiliriz. Eğer mal varlığınız bir evse, evinizin kirası her ay hesabınıza yatan kira bedelidir diyebiliriz. Ancak Borcunuz ödenip bitene kadar aslında tam olarak ev sahibi de değilsinizdir. Evi satın alabilmek için bankadan kredi kullandınız. Yani kiralık para aldınız. Ödediğiniz faizi almış olduğunuz paranın kira bedeli gibi de düşünebilirsiniz. Yani iki seçeneğiniz var. Ya evinizi kiraya vereceksiniz. Bu sağ taraftaki senaryo. Ya da paranızı kiraya vereceksiniz. Bu da soldaki senaryo. Bu durumda neredeyse iki katı para kaybetmiş oluyorsunuz. Ancak bazı kişiler her şeye rağmen ev satın almanın daha avantajlı olduğunu iddia edebiliyorlar. Bunu söylemelerinin sebebi ne olabilir diye bir düşünelim. Diyelim ki ben sabit faizli bir kredi kullandım. Hatırlayacaksınız daha önceki videolarımızda hem sabit faizli hem de değişken faizli konut kredilerinden bahsetmiştik. Bu senaryoda sabit faizli konut kredisi kullandım Dolayısıyla da önümüzdeki 30 yıl boyunca ne kadar ödeme yapmam gerektiğini artık biliyorum Buradaki senaryoda ise ev sahibi büyük ihtimalle kiraya zam yapmaya devam edecektir Burada durum şu an iyi ancak ya ev sahibim kirayı yükseltirse diyelim ki aylık 3500 liraya çıkartırsa kirayı bu durumda ne olacak? 3500 çarpı 12 dersek cebinizden yılda 42 bin lira çıkmış olacak. Tabi bankaya yatırdığınız paradan faiz kazanıyor olacaksınız, onu unutmayalım. 10 bin lira faiz alıyordunuz, bunu giderinizden düşelim isterseniz. Demek ki Kiranızın arttığı durumda yani 3500 lira olduğu durumda her sene cebinizden çıkacak net tutar 32.000 bin lira olacak. Eğer bankaya yatırdığınız paradan kazandığınız faiz azalırsa ne olur? Bir de bu duruma bakalım. O zaman bu 10.000 bin lira da azalacak değil mi? Ama gördüğümüz gibi bu 41.500 liranın telafi edilebilmesi için, bu iki durumun başa baş olabilmesi için kiranın çok yükselmesi gerekir. Şimdi kiranın ne kadar yükselmesi gerekeceğini hesaplayalım. Önce birinci senaryoya bakalım. Net ödemenizin 41.500 lira olabilmesi için bankadaki paradan 10 bin lira aldığınızı da varsayarsak, kiranızın 51 bin 500 lira olması gerekir. Burada hem fikiriz galiba. Çünkü bankadan 10 bin lira alıyorsunuz bunu unutmayın. 51.500 lirayı 12 aya bölersek aylık kira ne kadar çıkar ona bakalım. Evet 4.300 lira olması gerekir. Şimdi bu 4.300 liralık noktaya bakalım. Bu noktada iki senaryo arasında başa baş durumdasınız. Şimdi farklı bir açıdan bakalım. Diyelim ki evi satın aldım Aldıktan sonra da taşınmam gerekti O zaman şu soruyu soracağım kendime Bu evi kaçtan kiraya vermeliyim ki zarar etmemiş olayım Evi aylık 4300 liradan kiraya vermem gerekirdi Oysa piyasadaki kira rayici sadece 3000 lira civarında Şimdi aklı çelen başka bir soru geliyor Birkaç yıl öncesine kadar insanların ev almaktan ne kadar çok bahsettiklerini hatırlayabilirsiniz. Ev fiyatları sürekli yükseliyordu ve bu durumda da insanlar ben de ev alıp ev fiyatlarında yaşanan bu yükselişten yararlanacağım diyorlardı. Evimin fiyatının her sene ne kadar artması gerekir? Buna bakalım. Bu farkı telafi edebilmek için yani 41.500 lira eksi 26.000 dersek ne kadar yapar? 15.500 lira. Yani evimin değerinin her yıl bu kadar artması gerekecek. Bu olabilecek bir rakam. Her yıl bu kadar artıştan bahsediyorsak bu evin değeriyle oranlandığında nasıl göründüğüne bir bakalım. Evin değeri ne kadardı? 1 milyon liraydı. Değeri 1 milyon lira olan evin değerinde 15.500 liralık bir artış söz konusu. Yani sadece %1.5'lik bir artış var. Eğer evimin değeri %1.5 artarsa bu 15.500 lirayı telafi etmiş olacağım. Yani bu hiç de fena sayılmaz. O zaman ne diyeceğim? Ev her yıl %1.5'in üstünde prim yapacaksa eğer gidip satın almamda fayda var. Evin fiyatında sadece %1.5'lik bir artış var. Bu gayet mantıklı bir artış oranı gibi görünebilir. 2001'den 2005 hatta 2006'ya kadar olan dönemi düşünürsek eğer evlerin fiyatları her yıl %10, %15 civarında yükseldi. O dönemde emlakçılar da size hemen bu yüksek artış oranlarını söyleyeceklerdir. Hatta biz yüzde bir buçuktan bahsediyoruz bu kadar kesin artar diyeceklerdi eminim. Hatta siz muhtemelen %10 artış alacaksınız ve bundan çok daha fazla para kazanacaksınız derlerdi. Ama bir düşünelim eğer konut fiyatları yüzde bir buçuk düşerse ve bu alımı biz kredi kullanarak gerçekleştirmiş olursak bilançomuzun yeni durumu nasıl olur? Yani eksi yüzde bir buçuk olursa durum ne olur? O zaman parayı kiralamak için bu kadar harcamanız gerekecektir. Bir de bu kadar kazanmayacaksınız ve her sene bu kadar da kaybedeceksiniz. Böylece durum daha da kötüleşecek. Yani bu oldukça önemli bir olay. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu düşünelim Konut endekslerinin birçoğu tüm ülke genelinde konut fiyatlarının düştüğünü gösteriyor Sanırım düşüş oranı yüzde 6 civarında Ya yani En azından Case-Shiller konut endeksi bu şekilde söylüyor Yüzde 6 oldukça yüksek bir oran Bunun anlamı da şudur, 1 milyon liralık bir evde Senede 60 bin lira buharlaşıyor Birileri bu kadar zenginliğe, varlığa sahip olduğunu düşünse de konut fiyatlarının düşmesi öz kaynaklarını ciddi şekilde eritiyor. Yani evi kiralamak yerine daha fazla ödeme yapmayı göze alarak evi satın almak için parayı kiralamak sadece konut fiyatlarının yükseleceği durumlarda mantıklı. Konut fiyatları yatay giderse, sabit kalırsa durum kötüleşiyor. Ya da aman diyelim bu noktada eğer konut fiyatları düşerse durum gerçekten çok feci. Amerika'da konut fiyatlarının hakikaten düştüğünü görüyoruz. Son birkaç yılda özellikle Florida ve Kaliforniya bölgelerinde konut fiyatlarının düştüğünü gözlemledik. İnsanlar evimin fiyatı %1 veya 2 yükselse de yeterlidir derlerdi. Ben de buna karşın evinizin fiyatı niçin %1 veya %2 yükselecek ki? Derdim. Yani seneye birinin o ev için %2 daha çok ödemek istemesi için gerçekten mantıklı bir sebep olmalı. Sonuçta kiralar her sene %2 arttığı için mi evin fiyatı da o kadar yükselecek? Bu soruyu düşünmemiz lazım. Ya da insanların gelir düzeyi mi artacak? Aslına bakarsanız bu dönemde kiraların da düştüğüne şahit olduk. 2001'den yaklaşık 2003'e kadar Amerika'da bazı eyaletlerde kiralar düştü. İnsanlar başka evlere taşındılar. E, teknoloji sektöründe çalışanlar işten çıkarılıyordu o dönemde ve birçok programlama işi Hindistan ve başka ülkelerde yaptırılmaya başlanmıştı. Yani bazı bölgelerde nüfus gitgide azaldı. Dolayısıyla konut talebi de azalmış oldu. Ama burada her ne hikmetse konut fiyatları yükselmeye devam ediyordu. İnsanlar da son 5 yıldır sürekli konut fiyatları yükseldiği için bunun böyle devam edeceğini düşündüler. Ev fiyatlarının hiç düşmeyeceğini zannettiler ancak düşündükleri şey doğru çıkmadı. Başka bir videomuzda konut fiyatlarının artmasının tek sebebinin ev satın alabilmenin gitgide kolaylaşması olduğunu açıklamıştık. Bankaların borç vermek için uyguladıkları kriterler gitgide gevşetildi. Amerika'da Güney Kaliforniya ve bazı eyaletlerde gerçekten akla yatkın olmayan örnekler yaşandı. Yılda sadece 30 bin 40 bin lira geliri olan insanlar dahi bankadan 1 milyon liralık konut kredisi kullanabildiklerini Gördük. Üstelik bu kişiler gelirlerini sadece beyan ettiler. Bankada gerçekten bu kadar gelirleri olup olmadığını kontrol bile etmedi. Konut kredisi almak her yıl Gitgide daha kolay hale geldi. Gitgide daha çok insan konut fiyatlarının sürekli yükseleceğine inandı. Bu sebeple de ev satın alabilmek için kirayı ödeyeceklerine kıyasla daha fazla para ödemeyi göze aldılar. İşler öyle bir hale geldi ki, kehanet kendi kendini gerçek hale getirdi. Piyasaya gelen her yeni alıcıyla konut fiyatları daha da yükseldi. Ancak ne zamanki fiyatlar düşmeye başladı, işte o zaman işler tam tersine döndü. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde, Amerika'da ülke çapında konut fiyatları azalıyor ve fiyatlardaki düşüşe dikkat edersek kira ve satın alma denklemi daha mantıklı bir yere gelene kadar devam edecek gibi görünüyor. Fiyatların düşmesi ise ev sahiplerinin canını oldukça yakıyor. Düşünsenize bu durumun daha beteri de olabilirdi. Eğer bu evi satın alsaydım, sonra bir anda işsiz kalsaydım, konut kredisinin taksitlerini ödeyemeseydim, ev için yatırdığım 250 bin lirayı da kaybedebilirdim. Zira belki evi satamam. Belki çok daha düşük bir fiyata satmak zorunda bile kalabilirdim. Hatta başka bir yere taşınmam gerekebilirdi. Ancak taşınabilmek için evi satmam gerekli bu durumda ama satın almak isteyen hiç kimse de bulamıyorum. Ki şu durumu da düşünelim. Bankaların akıllandığını ve kime kredi açacakları konusunda daha da ciddileştiklerini düşünürsem gerçekten durumum oldukça zorlaşacaktı. Sonuçta ev elimde kalacaktı ve hareket alanım kısıtlanacaktı. Bir dostum bu konuda bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ev sahipliği ve işsizlik arasında bir ilişki varmış. Çünkü bir eviniz olduğunda iş arama konusunda daha az esnek oluyormuşsunuz. Diyelim ki evim İstanbul'daysa ve eğer İzmir'de de bir iş imkanı varsa evimi satamayacağım için o işi kabul etmek istemiyorum. Bu durumda kiracının hareket kabiliyeti daha fazla. Kira kontratı bitince başka yere rahatlıkla taşınabilir. Kiralama ve satın alma seçeneklerinin değerlendirilmesi bu şekilde. Ben bu konuyu gerçekten oldukça önemli buluyorum ki ev alım kararı çoğu insanın hayatında sadece bir kere veya en fazla birkaç kez verdiği bir karar. Ama oldukça önemli bir karar. Umarım açıklamalarım kiralama ve satın alma kararınızı verirken size yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.